Bir de onun üstüne hocam, yani adam suç işlemiş. Adam suç işlemiş, 2 yılda balkondan atılıp atılmadığını eğer bir raporu çıkaramıyorsak o zaman yanmışız biz. Yani çünkü bunun şeyi bence çok daha ağır olur. Yani hani İstanbul özelinde konuştuk ama beni çok daha rahatsız eden bir konu. Evet. Şimdi tabii ki o konuya gelmek istemiyorum ama sadece çok ufak bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum. O da raporu veren Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu değil. Yani dolayısıyla 2 yıl gecikti rapor dediğiniz zaman belli bir kurumun verdiği bir rapor değil. Yani alışa geldiğimiz resmi bilirkişi kurumunun değil. Bir özel şirketten alınmış olan bir rapordur o. Ve o özel şirketin raporu da kısım kısım zaten gazetelerde çıktı, yer aldı. Benim kanaatime göre onun orijinalini okumak lazım. Çünkü onun Türkçesi anlaşılabilir bir dil değil, raporun Türkçesi. Zaten belli ki o raporu hazırlayan bir yabancı dilde yazmış onu ve o çevrilmiş. O çeviri o kadar zor anlaşılıyor ki raporu veren laboratuvar savcılığa raporu fakslamış. Faksadığı zaman ama üzerine de el yazısıyla işte kadın atlamadı, düşmedi, itildi gibilerden bir açıklama yazmak ihtiyacını hissetmiş. Yani tabii ki bu bir mahkemeye giden bir raporda her satırın anlaşılabilir olması gerekir bir kere. Yani o nedenle raporun orijinalini tabii ki görmeden bu söylenene güvenilebilir mi, güvenilemez mi? Tabii o tartışılır çünkü orijinalini bilmiyoruz. Peki ben konuyu bozdum. Şimdi konuya geri dönersek. İstanbul'dan güvenli. Önce bir tane daha evet. Konuyu bozacağım. Bu Irak-Suriye hikayesinde. Şimdi yani hocam paranoid kişilik bozukluklarından bahsetti. Ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinden bahsetti. Fakat ben biraz geri durarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu Amerika ile ilgili biz bu ülkeleri acayip gözümüzde büyütüyoruz. Yani bunların böyle oturup acayip stratejiler falan yaptıklarını, böyle acayip büyük planlar çerçevesinde hareket ettiklerini düşünüyoruz. Halbuki bu kadar büyük olayların arkasında çok basit planlar var. İnanın. Yani bazılarıyla çok yakından şahit olduğum konular var. Mesela şöyle okuduğum şeylerde, dokümanlarda. Yani ben mesela Irak'la ilgili bu girme kararının çok ufak bir ekiple, danışmanlar ekibiyle evet. karar verildiğini evet. biliyoruz. Yani burada etkin olan birkaç Hı-hı. isim var. Yani isimlerini ben ya, evet. burada söylemeyeyim. Evet. Yani zannetmeyin evet. yani orada bir yok, koskoca değil, Pentagonlar, CIA'ler, onlar değil, bunlar bu işin değil. İçerisinde. Derin devlet deniyor. Amerika derin devleti diyor. Amerika derin devleti dediğiniz zaman yani Obama'nın bu işlerden hiç haberi yok. Yani bazı gelişmelerden hiç haberi yok. Evet. Sadece tepede ama aşağıda baktığınız zaman bir şeyler dönüyor. Ha sadece basit politikalar var. Şudur, basit Orta Doğu politikası bellidir. Dışa bağımlılık esasının azaltılması Amerika'nın en büyük hedefidir. Yani ana başlıklar bellidir. Bu başlıkları siz doldurun çocuklardır. Yani sonuç olarak kalkıp da onların altındaki büyük stratejiler falan yok. Yani ben o yüzden çok paranoid bakamıyorum. Büyük bir stratejiye gerek yok ama mesela diyelim ki bir kentin İstanbul'da diyelim ki bir sokakta duruyorsunuz. Elinizde boş bir spor çantası, bir evet. kaldırımda duruyorsunuz ve karşıdaki binaya bakıyorsunuz. Bu İstanbul için şu anda bir senaryo ama Los Angeles için değil yani kent açısından. Yani birkaç dakikaya varmadan gelip sizi oradan alıp götürüyorlar. Çünkü diyorlar ki bugün günlerden salı, saat 1:30. Biz salı günleri saat 1 ila 2 arasında buradan çok miktarda hırsızlık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla siz de elinizde boş bir spor çantasıyla bu kaldırımda durduğunuza göre demek ki niyetiniz hırsızlıktı deyip alıp götürüyorlar. Oluyor? Hayır, bu şu anda Los Angeles'te oluyor. Özür dilerim. Yani bunun İstanbul'da veya yakın bir gelecekte Türkiye genelinde olmaması için hiçbir neden yok. Mutlaka çok kişi mağdur edilecektir ama mutlaka da bazı şeylerin önüne geçilebilecek diye düşünüyorum ben. Yani değil. Eğer
Eğer kentin diyelim ki hotspot denilen sıcak noktaları, yani ne zaman nerede ne oluyor iyi bilinirse, siz oraya daha fazla devriye gönderirsiniz. Ve böylelikle orada bir insanların hırsızlık yapması engellemiş olursunuz. Hırsızlık yapmayı engellemenin yolu daha çok güvenlik almak değil, daha az aç insan yaratmaktır. Evet, İnsanlar, ama, yani ama işleri bütün suçlar sadece... Hırsızlık için çoğunlukla insanlar aç oldukları için hırsızlık yapıyorlar. Eğer insanların işleri varsa, iyi eğitim almışlarsa, yani bir hayatlarını sürdürebiliyorlarsa kolay kolay hırsızlık yapmazlar. O zaman bütün hırsızların yapmazlar. Sadece fakirler olduğunu söylemek gibi bir... farklı derecede hırsızlıklar var. Evet, yani basit hırsızlıklar da var. Elbette basit, ki evet, yoksullar yapıyor. Zenginler çok büyük bir şekilde yani o otomobilden yapıyorlar. Otomobilden şey çalanlar, otomobilden teyp çalanlar aslında onun parasını kendileri kazanmıyor zaten. Onlar gidip başka birisine o teybi veriyorlar. Çünkü onu başka birisi satmak zorunda. O satan esas kazanıyor. Uyuşturucu konusunda mesela sokaktaki torbacı hiçbir şey kazanmıyor. Hatta belki de kendi de bağımlı olduğu için sadece o bağımlılığını giderecek uyuşturucu karşılığında onu satıyor. Ama o birilerini çok 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 zengin yapıyor ve dünyayı belki de yöneten adamlar haline getiriyor. Ama burada şeye çok dikkat etmek lazım. Şimdi bu Minority Report'ta da çok üzerinde durulan konulardan biriydi. Hani azınlık raporunda. Evet, azınlık raporunda suç... olmadan birini suçlu ilan etmek acaba doğru bir hareket midir? Ya da suçlu ilan ettiğiniz kişi acaba hani o kaderin kırılımları içinde suçlu olmayabilir mi? Yani tabii, tam suçlu olabileceği bir noktaya gidiyorken bir anda belki hani vicdanı, vicdanı şey yapacak ve vazgeçecek. Biz ama hep onu o ana kadar takip ediyorsak onu suçlu ilan edeceğiz. Şimdi sizin demin söylediğiniz konuya gelirsek biliyorsunuz... çok da istatistik var bu şeyle ilgili, özellikle kameralarla ilgili. Londra'da en fazla bu konuyla ilgili istatistikler var. Ve işte günde 300 kameraya yakalandığınız yolunda. Fakat burada çok ilginç bir noktaya geliniyor. Özellikle bu kameraların büyük bir çoğunluğu da herkesin görebileceği yerlerde. Doğru. Amaç da biraz caydırıcılık idi. Tabii. Fakat bu caydırıcılık acaba gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu konusu çok ciddi tartışma konularından birisi. Neden? Çünkü insanlar ilk anda kamerayı gördükleri zaman evet bir caydırıcılık yaratıyor. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar göstermiş ki suç oranları değişmiyor. Sadece kamera önündeki suç oranları azalıyor. Ama evet, şeyde, ama şimdi o kameraları değiştiriyor, 360 derece kameralar, alan kameralar konuyor. Yine birileri bir paralar kazanıyor yani bu tabii, kameranın yani bu, burada çok büyük bir pazar var yani. Evet. Ve şunu da unutmamak lazım. Mesela kırlarda suç oranı çok daha düşüktür ve tek bir kamera yoktur. Köydeydim, kasaba hiçbir tane kamera yoktur. Ve suç oranları şehirlere göre çok daha düşüktür. Çünkü orada insanlar arasında... daha çok sevgi var, daha çok kardeşlik var. Yani düşene daha çok yardım etmek var. Yoksul olan ondan birinin mı kaynaklanıyor? Elinden şimdi çıkmak var. Ben biraz tabii hani geçmişim programcı olduğu için işi biraz algoritma tarafından da bakmayı öngörüyorum. Ve şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bir insanın suçlu olabilmesini ya da suçlu olacağını, mesela hani konuşulan, tartışılan konulardan birisi genler mi belirler? Ben düşünüyorum o tarafta mesela hani çok net bir şey konulmadı. Hani istatistik olarak da çok net bir şey yok ortada. Öğrendiği davranışlar ya da ortamı mı belirler? O da belki bir yöntem olabilir ama çok net söylenemez. Ama bazı attitude'lar yani davranışlar belirleyebilir. Yani mesela küçük bir ortamda, küçük bir köyde bir muhtar işte bilmem nerede çeşmenin başı kırıldı diye birisi geldiği zaman ha onu bilmem kim yapmıştır diyebiliyor. Yani demek ki bunlar bazı etütütler, bazı hareketler, davranışlar ve o davranışların sonucu öngörülebiliyor. Ama hani tabii bu sonucu getirir mi? Getirmeye de bilir yani ama daha yakınmış gibi geliyor bana. Yani insanların davranışları pazarlama da öyle gelişmedi mi zaten? İlk zamanlarda CRM dediğimiz şey insanların isimlerini toplamaktan geçiyordu. Doğru. Sonra e-maillerini toplamak. Şimdi bakıyoruz isimler ve e-maillerin hiçbir önemi yok. Önemli olan o insanın hangi davranışları yaptığını algılayabiliyor olmak. Ve o davranışlara göre siz toplam için bir şey üretiyorsunuz. Yani teker teker herkes için ayrı bir şeyler üretmeye çalışmakla uğraşmıyorsunuz. Hayır, ayrı bir şey değil ama ben bir büyük mağazaya girdiğim zaman beni yüz tanımayla tanıyacak olan bir kamera benim diyelim ki nelere merakım olduğunu
nelerden hoşlandığımı, ne tip spor ayakkabıları veyahut da ne tip topuklu ayakkabılar aldığımı bildiğinden, benim Facebook ya da Twitter'e atmış olduğum mesajlar, yani sosyal medyada paylaştıklarımdan ve arkadaşlarımdan beni bildiği için, iyi bildiği için orada bana kişiye yönelik olarak bir reklam yapacak ve bir pazarlama yapacak ve beni belli bir yere doğru yöneltecek. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Bu gözlükler var yeni. Google'un yapmış olduğu, evet, Google Glass projeyle ilgili olarak. Şimdi mesela yolda yürürken artık gözlüğünüzün üzerindeki küçük bir bilgisayar, tamam, küçük şeyi size işte zevkinize göre bir lokanta tavsiye edecek ya da trenin ne zaman kalkacağını söyleyecek vesaire. Yani tamamen kişiye özgü bilgi vermeye başlıyorlar artık.